Şimdi bu pH metre suyu, pH'in ayar vermek için. Bu sıvı özel bir sıvı. pH metrenin ayarını yapmak için. Hadi bakalım. Bu pH metre sıvıların pH'ini ölçer. Ne kadar asit, ne kadar baz vesaire. Ölçtük. 7 olması lazım. 7. pH metreyle ölçtük. Bu mide asidi, hidroklorik asit. Tehlikeli bir asit. Çok sert bir asit. Yani ne kadar su içildiğinde, yemekten sonra su içildiğinde veyahut da meyve suyu içildiğinde çay, kahve içiyoruz. Yemekten sonra herkes ne içiyor? Çay içiyor, kahve içiyor, su içiyor. Mide asidi bozuldu. Yediğin gıdalar çöp. Fayda yerine zarar veriyor. Evet. Niye kalbim var? Niye tansiyonum var? Niye kolesterolüm var? Neden karaciğerim yağlandı? İşte bundan dolayı. Bu hidroklorik asit, bu tehlikeli bir asit. Evet, bakalım. Aman yaklaşmayalım. Dikkat edelim. Mide asidi. Bunun pH'i kaç? Evet. Birin altında. Evet, bir. Çok sert bir asit. Şimdi buna su ilave ediyoruz. Vay, gördün mü? Duman evet. Çıkıyor. Mide asidi işte böyle sert bir asit. Bir buhar çıktı. Bir buhar çıktı. Mide asidi. pH'i ne oldu? Evet. pH metre burada ayar yapıyoruz. Burada 7 olması lazım. Evet. 7 demiştik. Evet. Şimdi mide asidi ne oldu? Asit bozuldu. Mide asidin diyelim ki pH'i 2. Burada deneyde gösterdik. Eğer ki yemekten sonra çay içerseniz, kahve içerseniz, meyve suyu içerseniz mide asidi bozulur. Yediğiniz şeyleri, bu tehlikeli madde. Yediğiniz şeyleri sindirmez. Mide asidinin pH'i 2 olduğu zaman yediğiniz her şeyi hazmeder, bulamaç haline getirir. Ama üstüne yemekten sonra çay içtiniz, kahve içtiniz, su içtiniz, meyve içtiniz. Ne oldu? Mide asidinin pH'i oldu 4, 5. Ne oldu? Çöp. Evet. Hiçbir sindirim işlemi yapmadan gıdayı gönderir 12 parmak bağırsağına. 12 parmak bağırsağı da ne yapar? Bunu hazmedemez, sindiremez. Çünkü sindirilmeden geldi. O da kalın bağırsağa gönderir. Kalın bağırsak ne yapacak? Kalın bağırsakta yağlar yağ asidine dönüşmesi gerektiğinden dönüşmemiş. Karbonhidratlar glikoza dönüşmesi gerekirken dönüşmemiş. Proteinler amino asitlere dönüşürken dönüşmemiş. Ne oldu? Yağ parçacıkları, protein parçacıkları, karbonhidrat parçacıkları geldi. Kalın bağırsaktaki mantarlar için bir bayram. Evet. Mantarlar bunu toksik maddeye dönüştürür. Zararlı bakteriler de et, yağ, proteini toksik maddeye dönüştürür. Böylece gazlar meydana, alkoller meydana, zehirli gazlar, zehirli alkoller çoğalır ve zehirleniriz. Evet.